Gençler, ben Ankara'da doğdum. Orta alt gelirli bir ailenin çocuğuyum. Babam garsonluk yapıyordu. Annem de askeri dikim evinde çalışıyordu. İşte ordumuzun kıyafetlerini, kamuflajlarını dikiyordu. Ankara Seyran Bağları. Belki bilenler vardır yani. Eski halini bir de düşündüğünüz zaman bayağı orta alttır. Hatta Benekli Ayhan bizim komşumuzdu arkadaşlar. Yani aynı mahallenin insanlarıydık. Bunu niye anlatıyorum? Bin marketler ilk açıldığı zaman bizim ortamımız bile, yani bizim finansal gücümüzde olan insanlar için bile Bim'den alışveriş yapmak biraz komik bir şeydi. Yani Bim böyle çok ucuz kalıyordu alışveriş yapmak için ve gerçekten hatırlayanlar olacaktır. Yani böyle Bim'den alışveriş yapan insanlar ya aslında peyniri güzel ya falan diye böyle ikna etmeye, yavaştan yavaştan ikna etmeye çalışırlardı. Böyle bir durum vardı. Düşünün yani, gerçekten orta alt gelirli bir ailenin çocuğu olarak benim hatırladığım tablolardan birisi eskiye dönük olarak bu. Çok ucuz gelip de bazı şeyler almaz ya. Bin milyoncular vardı mesela, gerçekten 1 TL'ye ürün satarlardı ve bu bize gerçekten ucuz gelirdi. Aldığımız zaman şaşırırdık. Bugün Temu'daki durumu yaşardık aslında o zaman. Çoğu zaman kalitesiz olduğunu bilirdik ama bazı şeylerde çözüm ürettiği için alırdık. Gerçekten bir şeylerin Türkiye'de satılan, Türkiye'de bir mağazada, bir vitrinde gördüğün bir şeyin ucuz olduğunu bildiğin, orta alt gelirli olsan da hani alışveriş yapmadığın durumlar olurdu ve gerçekten böyle. Bazılarınız inanmayacaktır buna ama böyleydi. Şimdi yeni vergiler geldi, biliyorsunuz zaten. İnsanlar da Temu videolarını çekenlere falan kızıyorlar, böyle bir şey oldu ama arkadaşlar bu Temu videosu çekmekle alakalı bir şey değil gerçekten. Ben de çektim mesela, baktım çok ucuz, dedim alışveriş yapayım da hani popüler bir konu, videosunu çekeyim. Çektiğim video da şey, yani kutusunu açıyorum ve içinden ne çıkmış ona bakıyorum. Sonra altına linkini koyarım diyorum eğer topluca bulursam. Sonra ben linkini koymadım. Hiçbir ürünün linkini koymadım. Açıklamaya da yazdım. Dedim ki bu ürünler çok kötü, linki konulmaz. Link soranlara da vermedim, yazmadım. O kadar kalitesiz kötü ürünlere hevesleniyoruz ki, yani ben arkadaşlar bak göstereyim. Bildiğin Çin'in çöplüğü şu plastik ya. Bir tornavida ile bir şey yapacaksın, kanser olacaksın. Bildiğin kanser yani. O kadar ucuz, o kadar kalitesiz. Ben hayatımda o kadar kalitesiz bir şey görmedim. Mevzu Temu'nun kalitesiz olması da değil. Mevzu şu arkadaşlar, bu vergilerin gelme nedeni Türkiye'nin ekonomisinin uzun süredir kötü yönetilmesi. Birçok şeyde olduğu gibi. Ekonomi kötü yönetiliyor. Yani bunu A'dan Z'ye herhalde inkar edecek birisi yoktur diye düşünüyorum. Uzun zamandır böyle. Bu beni çok üzüyor arkadaşlar. Çok kalitesiz şeylere insanlar tamah eder durumda. Yani bugün bu web sayfası Almanya'da da var, Fransa'da da var. İnsanlar buna saldırmıyor, popüler olmuyor, videosu çekilmiyor. Ya da çekiliyorsa da işte eğlencesine, bilmiyorum artık. Biraz önce küçüklüğümde anlattığım durumu bunun için anlatıyorum. Ya insanların biraz durumu iyi olsa sizce gidip bu ürünleri almak ister mi? Tamah eder mi? Çin'in pisliği bu der, dalga geçer yani. Beni en çok üzen tarafı da şu oldu. Ya insanların yüzüne bakmayacağı normal hayatta aslında hiçbir zaman istemeyeceği şeylere muhtaç oluyor olmaları. Bunları bir fırsat görüp almak istemeleri. Buna da vergi gelip kısıtlanması. Yani alamazsınız kardeşim denilmesi. Ya o kadar saçma bir durum ki gerçekten Türkiye'de vatandaş olmak inanılmaz bir hal aldı. Ben bunları açıkça söylemek lazım. Ben yani bayağı Türkiye vatandaşları Türkiye'de dışlanıyor yani. Öyle saçma sapan bir şey. Başını kaldıramıyorsun herhangi bir şey. Aa ucuz bir şey varmış, alayım. Hıçt falan böyle yani, anladın mı? Hiçbir şey yapamıyorsun. Sosyal etkinlik para yani. Hani bir sinemaya gitsen bir şey ya. Bir evden çıktın mı para akıyor. Ya bir Türkiye'nin en büyük parası olan 200 TL ile bir et döner yiyemiyorsun, öyle söyleyeyim. Para bitiyor yani. Ve insanlar işte sosyal medyada takılıyor. Instagram'a çat diye engeli koyuyorsun. Niye engel koyduğunu da söyleyemiyorsun. Bilmem katalog suçlar bilmem ne. Kardeşim suçu varsa para cezası kes ya. Allah Allah. Niye kapatıyorsun yani? Millet buradan ekmeğini yiyor. Bilmem ne yapıyor yani. O kadar saçma şeyler ki. Yani insanlar artık hani hiçbir şey yapamıyor zaten. Alıyor eline telefonu, bir Instagram'a bakıyor. Bilmem ne yapıyor. Sen Instagram'a yasak koyuyorsun. Ya soruyorum. Instagram'ı engellemenin, kapatmanın kime ne faydası var? Kime ne faydası var? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani cuma mesajını bile yayınlayamıyor Cumhurbaşkanı, siliyor filan. Yani insanlar influencer'ı var, ona da kızıyorlar. Ne kızıyoruz oğlum influencer'lara ya? Influencer olmasa ne video izleyeceksin anasını satayım? Neyse benim de kızdıklarım var da bırakın herkes işini yapsın. Oradan bir sürü el işi yapıp satan var, ticaretini yürüten var. Bir restorana oradan keşfedip gidiyorsun. Yani turist geliyor paylaşıyor. Bilmiyorum turist hatları ne durumda da büyük ihtimalle onlar da engelli olması lazım. Rezalet yani eğer öyleyse. Düşündüğün zaman öyle olması lazım. Yani o kadar hayırsız bir şey ki ya, hiçbir şeye faydası yok.
yok. Bir tek VPN'cilere faydası var. VPN şirketleri de zaten böyle yani. Veri gelsin. Oh, yeni veriler geliyor diye veri hırsızlığı yapan birçok firma var biliyorsun. Yani arkadaşlar, akıllı mantıklı hiçbir şey yapılmıyor. Ben acayip rahatsız oluyorum. Bunu da söylemenin gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin en sevdiği şeylerden birisi de benim gözlemlerim. 35 yaşındayım ben. Benim gözlemim şu. Türkiye'de bir problem varsa üstünü örtmek için her zaman başka problemler yaratılır. İşte bunu hemen bu Instagram'ın öncesinde hayvan haklarını konuşuyorduk falan. Vergi bence gündem değil. Yani o vergi gelecekti zaten. Zaten ekonomi kötü, o yüzden geliyor. İşte Instagram bence o tarz bir şey. Köpeklerin muhabbeti o tarz bir şey. Normalde bir haftada çözüyor, uzadıkça uzuyor falan. Özellikle muhalif tarafı böyle oyalıyorlar. Bu bence siyasi bir strateji olabilir. Bunlara kalmamak lazım. Şu an bu videoyu çekmemin nedeni de bazı şeylere de tepki koymak lazım. Çünkü bunu ölçüyorlar bence. Yani bu yasaklar, vergiler insanların canını sıkıyor arkadaşım. AK Partilisinin de sıkıyor, CHP'lisinin de sıkıyor, bilmem nesinin de sıkıyor yani. Kimseye hiçbir faydası olmayan şeyler yapıyorsunuz. Tekrar vergilere gelince arkadaşlar, gerçekten bizi dünya vatandaşı olmaktan bir adım daha geriye atan bir şey. Yani global bir alışveriş yapamıyor olmak, Türkiye'de olmayan ürünleri alamamak, ki Türkiye'de olmayan çok ürün var, bilmem neyin devresi kodunu yazıyorsun geliyor. Ya bunun Türkiye'de olmasına gerek yok ki zaten. 3-5 kişinin ihtiyacı olacak, girip alıyordu yani hani. Bunu niye engelliyorsun sen? O kadar saçma ki, bir de vergisini veriyoruz zaten. Kısıtlamayı niye getiriyorsun? 30 euroya düşürüyorsun. 30 liraya ne alacak insanlar? Ya kendimizi geliştirmeyelim mi? Bir farklı bir şey ülkemize sokmayalım mı yani? Ticaret yapan adam getiriyor, evet. O da getiriyor, don getiriyor yani. Ne getirecek o? Bilmem ne devresini niye getirsin adam? Yani o kadar saçma bir şey ki, bireysel olarak gelişmeye çalışan insanların bu yeni vergi düzeni, yeni yasaklar acayip önünü kesiyor. Yani tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şu an baskı altında arkadaşlar. Yani işin sonunda şuna varıyor. Bazı insanlar umursamıyorlar ama hepimiz aynı gemideyiz. Ve bir takım insanlar kendisini baskı altında hissediyor arkadaşlar. Onlardan birisi de benim. Neyse, çok uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum bu konunun ama bu akıl dışı yapılan hamleler gerçekten beni rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığımı dile getiriyorum. İnşallah yetkili mercileri uğraşır ama şöyle geliyor bana arkadaşlar ya. Sanki böyle takmışlar ANC'li kulaklıkları, kendi podcastlerini dinliyorlar. Biz burada bağırıyoruz çağırıyoruz, duyan yok ya. Oo çok iyi falan diye böyle devam ediyorlar. Bana biraz öyle geliyor ya. Gerçekten bu beni daha çok üzüyor. Ya bir şeyleri farkında olsalar sanki düzeltirler de farkında değiller gibi geliyor bana. Artık hani iyi niyetimden böyle düşünüyorum. Kötü niyetimden düşündüğüm şeyleri duymak istemezsiniz arkadaşlar. İyi niyetim bana bunu söylüyor yani. Herhalde bir ANC kulaklık var kulaklarda diye geliyor. Neyse, biz söylemeye devam edelim. Sonuçta ben burada içerik üretiyorum. Sizinle bir diyaloğum var. Beni hiç izlemeyenler var, izleyenler var. İlk defa izleyecekler var. Konu bu arkadaşlar. Bunları biraz dile getirmek lazım. Artık işin özeti, rahatsızız arkadaşlar. Onur Akbaş olarak rahatsızlığımı dile getirdim. Kendinize iyi bakın. Çok üzmeyin. İşinize odaklanın arkadaşlar. Yapabileceğiniz kadar işinize odaklanın. İşini en iyi yapan, vatanını en çok sevenleri unutmayın. Bazıları da işini iyi yapsaydı bugün bu videoları çekmezdik diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.